Sıkıntılar nasıl sabırla sevaba çevrilir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerde yine ifade edilen müminin diyor iki haline diyor iki hali vardır ki bunlara gıpta edilir. Birisi başına bir musibet geldiği zaman o musibete sabreder. Allah o sabrettiğinden dolayı o musibete sabrettiğinden dolayı ona mükafat verir. Günahların affına vesile kılar. Onu bağışlar. Mümin kazançlı çıkar sabrettiğinden dolayı bela ve musibetlere karşı. İkincisi kendisine bir nimet verilir. O nimete karşı şükreder. O nimeti vereni hatırlar. Allah'a teşekkür eder. Allah yine ona mükafat verir. Bir dikenin batması bile bir müminin ayağına, yine Efendimizin ifadesi, o dikenin acısından dolayı müminin günahları dökülür. Hastalıklar müminin günahlarının dökülmesine, sıtmanın vesairenin müminin günahlarının dökülmesine vesile olduğunu yine Efendimiz hadislerinde ifade ediyor. Mümin her zaman kazançlıdır. Yeter ki istikametini fikir noktasında istikametini yanlış yollara teksif etmesin. Yanlış düşünmesin. Allah'a itham etmesin. Başına bir musibet geldiği zaman bu musibet nereden geldi? Oflayıp puflamadan, Allah'a isyan etmeden hareket ederse inanıyorum ki o kişiler, musibet gelen kişiler hayra çevirmiş olur. Çünkü Allah'ın yine ayetinin ifadesi Allah müminlerin diyor seyyiatını hasenata tebdil eder. Yubeddilullahu seyyiatim hasenat diye ifade ediyor. Demek ki onu hasenata çevirmenin yolu ancak sabırla, metanetle gayret etmek ve isyan etmemek. Sıkıntılar karşısında inanç ve edebimiz nasıl olmalı? Evet, sıkıntılar karşısında bir müminin duruşu mümince olmalı. Mümince olmak nedir? Bizim rehberlerimizin, peygamberlerin başta sıkıntılara karşı nasıl sabrettiklerini hatırlamak gerekiyor. Başta Eyüp Aleyhisselam olmak üzere, sabır kahramanı Eyüp Aleyhisselam çok büyük nimetlere mazhar olmuş. Toplum içerisinde çok sevilen, topluma ciddi manada yardım eden, fakire, mazluma, mağdura yardım eden bir insan olmasına rağmen bir imtihan vesilesi olarak Cenab-ı Allah bütün malını, mülkünü, evlatlarını aldığı halde ve vücudunda hastalıklar hasıl olduğu halde hiçbir zaman isyan etmemiş. Son mecali kalmadığında Rabbimize iltica etmiş. Rabbi enli mesene duru ente erhamur rahimin diye iltica etmiş. Neden dolayı? Ya Rabbi dilime zarar dokundu. Ben dilimi çeviremiyorum. Seni zikretmem lazım. Seni almam lazım. Seni vermiş olduğum bu nimetlere teşekkür etmem gerekiyor. Duygu ve düşüncesiyle hareket etmiş. Fakat Cenab-ı Hak belirli bir zamana kadar onu denemiş ve edebin, sabrın zirvesini Eyüp Aleyhisselam'da görüyoruz. Sadece Eyüp Aleyhisselam mı? Tüm peygamberlerden bu var. Çile ve ızdıraba en büyük maruz kalanlar Allah'ın peygamberleri ve Allah'ın veli kulları olarak hadis-i şerif ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 senelik peygamberlik hayatı içerisinde bir sürü sıkıntıya, işkenceye maruz kaldığını biliyoruz. Sahabe-i kiram efendilerimiz aynı şekilde işkenceye maruz kalmışlar, sıkıntıya maruz kalmışlar. Fakat bunu bir şikayet aracı olarak yapmamışlar. Allah'ın kendilerine inayet elini ulaşacağını, bu dünyanın burada sıkıntılar olacak ama ahirette bunun mükafatının verileceğini ifade etmişler ve isyan etmemişler. Bizler de dünya hayatında mutlaka bir müfredat verilmiş bize. O müfredattan mutlaka sorulacak. Her birerimize farklı farklı sualler sorulacak. Farklı farklı imtihanlara maruz kalacağız. Bu imtihanlara maruz kalırken güle oynaya bir imtihan yaşamaz insan. Ailesinden ya çocuğundan ya işinden ya komşusundan vesaireden imtihanlar yaşayabilir. Bu imtihanları sabırla ve metanetle aşmasını bilmemiz gerekiyor. Efendimizin ifadesi insanlarla muhatap olurken diyor ki sevdiğini ölçülü sev, yarın düşmanın olabilir. Düşmanlık yaptığın, kim beslediğin kişiye de ölçülü kim besle, yarın dostun olabilir. Çünkü yarın dostun olacak kişiye şimdiden köprüleri yıkıp insanlarla diyalogları kesmemek gerekiyor. Çünkü yarın aklımıza gelecek bu kişiye böyle davrandım ben diye yüzümüz kızaracaktır. Dostluk gösterdiğimiz kişiye de yarın düşmanımız olabilir veya sevmediğimiz bir insan haline gelebilir. Onda da ölçülü davranmada büyük fayda var. Her ne olursa olsun kısacası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanları ne kadar düşmanlık yaptıysa Efendimiz edebini hiçbir zaman bozmamış. Edep timsali olmuş. Sahabe-i kiram efendilerimiz öyle olmuş. Büyük zatlar öyle olmuş. Onun yolunda olanlar bizler de başta peygamberleri sonra Allah'ın sevdiği kulları örnek alarak iyi örnekleri hayatımıza numune-i timsal yaparak hareket etmemizde büyük fayda var. Yoksa o anlık bir kızgınlık içerisinde insanlarla diyalogları koparmak, köprüleri atmak, yıkmak bunlar doğru olmasa gerek diye düşünüyorum. Rabbim bizleri kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Bu duayla da bitirmiş olalım. Dinleyicilerimize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.